Dünya Uygur Kurultayı ve Dünya Uygur Kurultayı Vakfı tarafından Barın şehitlerini anmak üzere iftar verildi. İftar davetine çok sayıda siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, gazeteciler, akademisyenler, dernek temsilcileri ve toplum önderleri iştirak etti. Doğu Türkistan'da bulunan Barın kasabasında 5 Nisan 1990 tarihinde gerçekleşen olaylar, Çin Komünist Partisi'nin politikalarını protesto için gösteri yapan Uygur Türklerinin Çin hükümeti tarafından sert şekilde bastırılması şeklinde cereyan etti. Çin Komünist Partisi yaklaşık 22.750 silahlı asker, tanklı birlik, helikopter ve uçaklar sevk ederek Barın kasabasını abluk altına alıp katliam yapmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Çin Büyükelçiliği ve Doğu Türkistan'daki kukla yetkililer Uygurlar üzerindeki sistematik soykırımı örtbas etmek için 29 Mart'ta eş zamanlı olarak bizim Şinjiyak Yahşi Yer temalı bir konferans düzenleyerek Arap dünyasının gözünü boyamaya çalıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen propaganda toplantısına Çin'in sözde Şinjiyak Hükümeti Başkanı Erkin Tünias ve de Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Nishi Şiyan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çin Büyükelçisi Ali Avit Zahiri ve diğer katılımcılar iştirak etti. Çin'de omikron varyantı taşıyan vakaların yol açtığı salgını kontrol etmekte zorlanan ülkenin en büyük şehri Şangay'a salgın önleme ve kontrol çalışmalarına destek vermek üzere farklı eyaletlerden binlerce sağlık görevlisi sevk edildi. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi 2021 yılında AB'nin Çin karşısına verdiği ticaret açığının %30'dan fazla arttığını bildirdi. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan verilere göre AB 2021 yılında Çin'den 472 milyar avro değerinde mal ithal etti. İthalat hacmi önceki yıla göre %25 arttı. AB'nin Çin karşısındaki ticaret açığı ise 2020 yılına göre %37,6 yükselerek 249 milyar avroya ulaştı. Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden arasında İtalya'nın başkenti Roma'da Ekim'de gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca Türkiye-ABD stratejik mekanizmasının Ankara'da başlatıldığını bildirdi. Bu kapsamda Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı ile Ankara'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'in gelecek ay Türkiye'ye resmi ziyaret yapacağı bildirildi. Tokayev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştüğü belirtilen açıklamada iki liderin birbirlerini Ramazan ayının başlaması dolayısıyla tebrik ettikleri ifade edildi. Erdoğan'la Tokayev, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçları nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.